Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu güzel renklerden bir model hazırladım. Modelimiz şöyle alt zemini beyaz, yeşil yapraklı ve sarı çiçekleri var arkadaşlar. Bu şekilde arası suyu olarak da kirpikli trabzanlarımız var. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ara mesafesi olarak bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Bir zincirimizi çekip bir defa tığımızı doluyoruz. Hemen yandaki tığ battı 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım buraya. Hemen yanına bir sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar. Kirpikli trabzanımızın yanına bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya iki tane veya 3 tane zincir çekelim arkadaşlar. Tığ battığımızın içine girip şöyle aşağı iniyoruz. Yine 3 zincir. 3 zincirimi yandaki tığ battıya girip tığ battı yapıyorum. Bu şekilde 3 zincirli 4 tane tığ battı yapıyoruz. 3 zincir hemen tığ battı yaptım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Ve 8. Döndüm 8 zincirimi. 3. tığ battığıma girip kapatıp yuva yapıyorum. Bu şekilde buraya bir yuvam oluyor. bir zincirle düz yüzüne döndüm arkadaşlar ve hemen yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir 2 defa tığımın başına doluyorum yuvaya girip 2 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 5 6 zincir yuvamda kapattım buraya yine 5 tane geri kalan kısma sık iğne yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 Altıncı sık iğnemi de yuvada yapıyorum. Bu şekilde buraya bir tane dal yaptım. 1, 2, 3, 3 zincir evet arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 2, 2, 2 olarak alıyorum. Yine 6 zincir. 6 zincirimi yuvamda kapattım. Geri kalan yere 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık yaptım hemen kapattım ikinci dalım ikinci dalım da bu şekilde hazır 1 2 3 zincir 2 defa doladım 2 2 2 olarak aldım 6 tane zincir yuvaya kapattım Geri kalan kısma 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen yuvaya 6. sık iğne. 3. dalımız da bu şekilde hazır arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum. Ana yuvaya girip 2, 2, 2 alarak alıyorum. Yine tırabzanımı yaptım. 6 zincirimi trabzanımın arasına kapatıp buraya bir yuva yaptım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 6. yine yuvada yapıyorum. Ana yuvada. Dallarımın kaymaması için dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. Ve buradaki dipteki zincir çekmeye başladım. tığ battıma da sık iğne yapıp bu tığ battı seviyesine inmiş oluyorum. İki zincirimi çekip hemen bir tane tığ battı yapıyorum. Çünkü burada da bir tane tığ battı var arkadaşlar. Sağına ve soluna birer tığ battı bırakıyorum. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Dört zincirden buraya kirpiğimi yaptım. Kirpiğimin yanına hemen bir sık iğne yaptım. Araya bir zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kirpik yaptım. Yanına bir sık iğne yaptım. Araya bir zincir. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin, yapraklarımızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, buradaki 6 zincirli yuvanın içine yeşil ipimle sık iğne yapıyorum bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bu yaprağımız için yuva tüm yapraklar için yuva arkadaşlar. 2 2 alarak bu şekilde 2 tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya girip 1 2 2 3. trabzan 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girip 1 2 2 2 Gördüğünüz trabzanım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Bu da 5. trabzanım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirle son yaptığım trabzanımın arasına girip tomurcuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane son trabzanıma yaprağım sık iğnemi yaptım ve 7. de bu şekilde beyaz yuvada yapıyorum. Yaprağımın bir tanesi hazır bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir. Bu beyaz yuvaya girip kapattım. Bu köprümüz hem de arkadaşlar çiçeğimiz için yuva olacak. 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2 2. Bir defa doluyorum. 1 2 3 3 seferde. 2 defa dolayıp 1 2 2 2 4. Yine 2 defa doluyorum beyaz yuvaya. Yani yapraklarımı yaptığım yuvaya girip yine 4 seferde. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar yine buraya 6 tane sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 7. yuvada yapıp kapatıyorum yine köprü olarak 3 zincirimi çektim ikinci yaprağım da hazır sıra bu şekilde arkadaşlar üçüncü dalımızın içine şöyle ip almadan girelim arkadaşlar. Aynı şekilde bir iki zincir bir defa doladım. İki iki aldım. Bir defa doluyorum. Bir iki üç seferde. İki defa dolayıp bir iki 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 dört seferde. Bir iki 2 2 5. trabzanım 4 zincir kapatıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 zincir 3 zincirimi buradaki yuvanın içine girip kapatıyorum. 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2. 1 2 2. 1 2 2 2. 4. 2 defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu da 5. tırabzanım. Ve 5. trabzanım için dört tane zincir çekip kirpik olarak kapattım. 6 tane sık iğne. 3 4 5 ve 6 7. yine yuvada yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi koparacağım. Evet. Yapraklarım bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi bu çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yapraklarımızın arasına üçer zincir çekerek bu şekilde köprü yapmıştık. Buraya girdim sık iğne ile ipimi tutturdum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 2. Bu şekilde arkadaşlar buraya 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 2 3 oldu. 4 oldu ve 5 oldu. 5 tane buraya trabzanımı yaptım arkadaşlar şekilde 5 zincir. 5 zincirimi çekip buradaki Trabzan tepeme bir tane yuva yaptım. bir zincir çektim, bir defa doladım ve sık iğne ile 5 zincirli yuvama girdim. 5 zincir. Buraya kapattım. 1 2 3, 4, 5 zincir. Buraya 5 zincirle arkadaşlar 5 tane kirpik yapacağım. 4 oldu, 5 oldu. Evet, 3. kirpiğimi buraya yaptım. 3, 4 ve 5 zincir. 4. kirpiğim bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. 5 zincir buraya bu şekilde kapattım ve yine arkadaşlar bu dibine de sık iğne yapıyorum kirpiklerim kaymasın bu şekilde hoş ve güzel dursun evet arkadaşlar ara mesafesi olarak buraya da 5 zincir çekiyorum bir defa doluyorum bu iki yaprak arasındaki yine köprümün içine girip bir iki iki olarak aldım bu şekilde şimdi köprümün o çektiğim zincir yaprağımın arkasında kalacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 3, 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzanımın tepesine girip sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar yuvanın içine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpik yaptım arkadaşlar. 1, 5 zincir. Kirpik yaptım. 2, 5 zincir. 3, 5 zincir, kirpik yaptım. Bu şekilde kapattım ve 5 tane kirpimi dibine yine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 5 zincirle diğer yuvaya geçiş yapacağım. Bir defa doladım. Buradaki yaprağıma girdim. 1, 2, 2. 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar yanına bu 2 oldu 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane trabzan yaptım 5 zincirimi çektim buradaki trabzan tepeme girdim bir zincir çektim bir tane sık iğne yok. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane kirpik yaptım. 5 zincir kirpik yaptım. 5 zincir kirpik yaptım. 4 5 zincir yine kirpiğimi yaptım arkadaşlar bu şekilde ve bir tane de kaymaması için dibine sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bu arkadan görünümü bu da önden görünümü bu şekilde. Yeşil yapraklar çok güzel açtı çiçeklerim arkadaşlar dallarını. O yüzden beyazla yaptım. Tek yazmalar yazmalarda istediğiniz yazmanın renginden yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş oldu, çok zarif oldu gördüğünüz gibi modelimiz. Evet. Modelimiz bu şekilde. Yapılışı da gayet güzel. Ara suyu olarak da istediğiniz mesafeyi verebilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.